Bismillahirrahmanirrahim. Tahrir videolarımıza devam ediyoruz. Mukaddimetül Acumiyye kitabı, bir nahiv kitabını inceliyoruz. Faslun yeni bir fasıl, yeni bir konu. El-mu'rabatu muretler, kısmani iki kısımdır. Evvela metni bir manalandıralım. Manasını bilmeyen arkadaşlar da kaidenin manasını görsün, burada ne anlatıyor. Önce manayı anlatalım, ardından incelemeye geçelim. El-mu'rabatu muret kelimeler kısmağın iki kısımdır. Kısmun bir kısım ki yu'rabu i'raplanıyor bil harekati harekelerle beraber. Ve kısmun ve bir başka kısım ki yu'rabu i'raplanıyor bil hurufi harflerle beraber. Felledi o kelime ki yu'rabu i'raplanıyor bil harekati harekelerle beraber. İşte onlar erba'atu enva'in dört nevidir. Harekelerle beraber i'raplanan kelime çeşidi dört. Bunlar el ismül müfredü müfred isim ve cem'ül teksiri ve cem'i teksir kırık çoğul ve cem'ül müennesi salim mu ve cem'i müennes salim. Ve diğeri de el fi'lul muzari'u muzari fi'ildir. Ellezî o muzari fi'il ki lem yettesil bitişmedi ahirihi onun sonuna ne bitişmedi şeyin bir şey. Ne kastedildi ileride gelir. Ve kulluha hepsi bu kelime çeşitlerinin hepsi de hangi hepsi? Yani el ismül müfret, cem'ü teksir, cem'i müennes salim, el fi'lül muzari'u ellezî lem yettesil bi ahirihi şey. Bunların hepsi turfa'u raf olunur. Yani raf olur, merfu olur. Bir zammeti, zamme ile beraber. Ba'ya beraberlik manası veriyoruz. Ve tunsabu ve mensup olur. Bir fethati, fethayla beraber. Ve tuhfezu ve mecrur olur. Bir kesrati, kesreyle beraber. Ve tuczemu bis sukuni sükunla beraber cezm olurlar. Ve harece çıktı dışarıda kaldı. An zalike bu durumdan selasetü eşya üç şey bunun dışında kaldı. Bunlar nedir? Cem'ül müennesi salimu cem'i müennes salim. Niye cem'i müennes salim? Çünkü yunsabu mensub olur bir kesrati kesreyle beraber mensub olur. Cem'i müennes salim tunsabu bil fethati değildir. Yunsabu bil kesrati cem'i müennes salim hiçbir zaman fetha almaz. Nasb halinde kesre alır. Vel ismu ve isim de dışarıda kaldı. Ellezî o isim ki la yansarif musarif olmuyor. Yani gayrimusarif olan isim dışında kaldı yukarıdaki kaydının. Nitekim o gayrimusarif olan kelimeler yuhfezu bil fethati. Fetha ile beraber cerhalif olmak. Yufrezu mecrur olur bil fethati. Fetha ile beraber. Ve yine dışarıda kaldı ne? El fi'lul muzari'u muzari fi'il. Öyle muzari değil ki el mu'tellu illetlenmiş. El ahiru son. Son illetli olan muzari. Yüzzemu mezzum olur. Bi hazfi ahirihi. Ahirinin hazfi sebebiyle. Hazfiyle beraber yani ahirindeki o harf sonuncu harf o illet harfinin silinmesiyle mezzum olur. İşte bu sonda gelen harec an zalike selasetü eşya dedik. Bu üç şey genel kaydının dışında kaldı. Külluha dedi. Hepsi turfa'u biz zammeti, tunsabu bil fethati, tuhfezu bil kesrati, tuzzemu bil sukuni ama şunlar müstesna yani. Sayılanlar müstesnadır. Buraya kadar manalandırdık. Buraya kadar bir tahlil yapalım. Devam edersek yine manalandırırız. Faslun diye başlasa da yani sık sık tekrar ettiğimiz bir şeydir. Başlıklarda daima mahzuf bir müpteda olur. Daima diyorum yani %90-95 oranında böyle. O kelimeyi orada görebilmek nadir kitaplarda mümkün. Faslun bu fasıl. Aslında faslun nedir biliyor musunuz? Hâdâ faslun. Burada mahzuf yani silinmiş bir mübteda var. O da hâzâdır. Mübtedadır o. Faslun haberdir. Hâzâ bu faslun bir konudur.
El-mu'rabat-u muğret kelimeler, yani mebni olmayan kelimeler. Ne bir kısmani iki kısımdır. El-mu'rabat mübtedadır, kısmani haberdir. El-mu'rabat-u cimi müennes salimdir. Cimi müennes salimin raf hali zamme iledir. Cimi müennes salim raf hali zamme ile. Az önce geçti. Cem'ül müennesi salimu surfu'u biz zammet. Evet. Kısmani tesniye kelimedir. Tesniye isimlerin raf hali kendilerinde elifin bulunmasıdır. Nun'un evvelinde bir elif varsa onun raf halinde olduğunu gösterir. Buradaki nun her zaman olmaz da. Demek ki el-murabat cimi müennes salimi harekeyle irap alıyor. Oysa kısmani tesniye ismi harekeyle değil. Sonuncu harf esre olması sizi yanıltmasın. Harf de irap olur. O da nedir? Elif yani. Kısmani mümü çeken elif olduğu sürece, oradaki elif mevcut olduğu sürece bu tesniye merfudur. Elif yerine kısmeyni ya da olabilir. Ya olursa bu kelime nasb halinde veya cer halinde dersin. Çünkü iki durumda da elif yerine ya gelir. Kısmun nedir? Bedeldir. Neyden bedel? Kısmaniden bedel. Kısman iki kısımdır. İki kısımdan bedel. Kısmun birinci kısım. Veya ne yapabilirsin? Ve minha ondandır. Müpteda haber yaparak da kısmani değerlendirebilirsin. Mahzuf bir müpteda eklersin. El evvel birincisi nedir dersin? Kısmun bir kısımdır dersin. Buna haber yapabilirsin de. Takdir değişir. Ama her iki durumda da kısmın kelimesi merfu olmaktadır. İşin daha kolay hali nedir? Kısmaniden bedel yapmak. Buna göre kısmani mübdelün mih olur. İsmun bedel olur. Bedeller ma'mur bi tebaiyedendir. Oysa mübdelün mih ma'mur bi tebaiyeden de ma'murun bil asaleden de olabilir. Yeri gelmişken bu incelemeleri neye göre yapıyoruz? Birinci videoda sanırım söylemiştik. Ağırlıklı olarak avameli bir gibi birazcık avameli cürcani üzerinden değerlendirme yapmak. Avamili bir gibi, avamili cürcani. Tabi evvelinde emsile, bina, maktub, izinin okunmuş olması sizler için faydalı olacaktır. O kitaplardan sonra bunu izlemeniz faydalı olur. Kısmu neymiş? Bedelmiş. Nereden bedel? Kısmaniden bedel. Ardından yu'rabu geliyor. Yu'rabu nedir? Meçhul fiildir. Yu'rabu iraplanır. Ne? Ve o iraplanır. O kelime çeşidi. O kısım iraplanır. Şuradaki kısım. Buraya raci. Yu'rabu hüve. Burası bir sıfattır. Neyin sıfatı? Kısmun kelimesinin sıfatı olur. O iraplanır. Ne ile beraber? Ne ile beraber iraplanır? Bil harekati. Harekelerle beraber. Buradaki ba harfi cerri ne ile mutaalliktir? Yu'rabu fiiliyle mutaalliktir. Yani bu meçhul fiil açık. Ve naibu fail olur. Bil harekati ba harficen yu'rabu ile mutallik yani alakalı ilişkili onunla bağlantılı. El harekat göründüğü üzere esre ile mecrurdur. Ve kısmun ve bir diğer kısım. Bu da birinci kısmın kelimesine atıftır. Vav atıfatı kısmın matuf olur. Bir diğer kısım. Yine yu'rabu iraplanır meçhul fiil. Meçhul fiil ne yapar? Naibu fail alın. Nerede naibu faili? Hüve zamirler naibu fail olabilir. Bunu avamili Cürcani'de öte bu kitapta göreceğiz. İlerleyen sayfalarda bu kitapta göreceğiz. Zamirler naibu fail olur. Yorab iraplanır. Ney? Hüve o. Hangi o? Kısmın yani diğer kısım, ikinci kısım. Neyle beraber iraplanır? Bil hurufi harflerle beraber iraplanır. Ba'yı yorabu ile mutallik yaptık. El huruf harfun hurufun cemi mükesserdir. Bu kitabın bir şerhi vardır. Tuhfetü Seniye diye oldukça meşhurdur. Orada cemi mükesserlerin yapılış biçimleri anlatılmıştır. Mesela tegayyurun fi şekli leyse gayru. Tegayyurun fi şekli ma'a ziyade ev ma'a naksi diye anlatılır buna benzer şekilde.
birkaç yapılış şekli vardır. Harfun müfret hurufun cemim keser. Harf kelimesinin bir diğer cemisi ahruf diye de gelir. Ahrufun. İki cemim keseri var. Huruf harfun hurufun. Ne değişmiştir? Bir kere ra'nın harfesi değişti. Harfun hurufun. Ra'ya zamme geldi sükun yerine. Sonra bir harf ilave edilmiş. Vav gelmiş. Müfrette olmayan yeni şeyler var. Öyleyse tegayyurun fi şekli ma'a ziyade diyebiliriz. Şunu anladık. Mürep kelimeler iki çeşittir. Bir takım mürep kelimeler harekeyle irab alır. Bir takım ise harekeyle irab almaz. Harf kendisindeki harfe bakarak o kelime, o isim merfu mudur, mensup mudur, mecrur mudur, fi ise meczum mudur karar verir. Fellezi isim mevsul bu. Mübtedadır. Mahalle merfudur. Fellezi şey ki o kelime ki yu'rabu iraplanıyor. Ne iraplanıyor? Meçhul fiil. Bir de o ellezi yani o kelime iraplanıyor. Ne ile beraber iraplanıyor? Bil harekati harekelerle beraber. Ba harfi cer yu'rabu ile müteallik. El harekat onun mecruru. Bu açık. İşte bu tür kelimeler diyor. Erba'etu enva'in dört nevidir. Erba'etu 3 ile 10 arasındaki rakamlardan birisi olduğu için onun temyizi nasıl gelir? Cemi mecrur gelir. Bu yüzden nev'un değil mesela. Enva' kelimesinin müfredi nev'un. Ama nev'un, nev'an, nev'in gelmemiş. Evvela cemi gelmiş. Enva'. Bunun ardından enva'an, enva'un gibi mensup veya merfu da değil. Mecrur gelir. Neden mecrur gelmiştir? Çünkü 3 ila 10 arasındaki rakamlar burada 4 var mesela erbaatü. Bunların temyizi cemi ve mecrur gelir dedik. Nez'un müfret enva' cimim keser. Hangi yöntemle yapılmış? Hareke değişikliği var mı? Yani sadece hareke değişikliği mi? Yoksa hareke değişikliği ile beraber harf ziyadesi mi var? Hareke değişikliği ile beraber harf eksiltilmesi mi var? Yoksa harekeyle bir alakası yok. Direkt harf ilavesi mi var? Direkt harf eksikliği mi var? Ne var? Bunu görmeniz önemli. Enva'ı cemi mükesser dedik. Cemi mükesser de burada geçiyor zaten. Cem'i teksir az sonra gelecek yani. Tam da konu o zaten. Burada elle diye bir isim mevsul. İsim mevsulün irabı üzerinde de durabiliriz yani. Nedir? Mebni'dir. Ellezî isim mevsuldür. İsim mevsuller mebni kelime çeşitlerindendir. Sükun üzere mebni'dir. Yu'rabu bil harekâti bir fiil cümlesi olur. Yu'rabu meçhul fiildir ve onun faili. Naibu faili. Burası bir fiil cümlesi olup sıla cümlesidir. Ellezî'nin sıla cümlesi olmaktadır. Ait nerede? Yani sıla cümlesinde isim mevsule dönen bir ait, bir zamir oluyor. O da nedir? Yu'rabu hüve zamiridir. Müstetir bir zamirimiz söz konusu. Erba'etu kelimesinde de birazcık duralım. Bu da isim mevsulün haberi olmaktadır. Enva üzerinde zaten durduk. Çünkü erba'nın zamanda muzaf, enva'nın muzaf bile olmaktadır. El ismül müfredü. Ne olur el ismu? Bedel olur. Nereden bedel olur? Erba kelimesinden. Yani dört nevidir. Dörtten bedel el ismu isimdir. Mevsuf bu aynı zamanda. Sıfatı el müfredü. Sıfat mevsuf. Nereden anlıyorsunuz bunu? Her ikisi birden marife. Elif lamlı, elif lamlı. Her ikisi birden nekre de olabilirdi. Uyum önemli. Her ikisi birden marife. Her ikisi birden müfret. Hatta müfret kelimesi bile burada mevcut yani. İkisi de müfret. Aynı özelliği taşıyor ikisi de. İkisi de müzekker. Yine aynı özellik. İkisinin de irabı aynı. Öyleyse bunlar nedir? Sıfat mevsuftur. El müfredü sıfat olur. Ve cem'ü teksiri. Cem'ü kelimesi isim kelimesi üzerine atfedilmiştir. Vav atıf harfimiz. Vav cem'ü içindir. Katmak için. Cem'u aynı zamanda muzaf et teksiri onun muzafı ileyhi olmaktadır. Ve cem'ül müennesi salimu bir tane daha cem'u kelimesi gelmiş oldu.
Yine aynısı söz konusu tabi. Yine atfedilmiş cem'u el müennesi onun muzafun ileyhi. Cem'u muzaf el müennesi muzafun ileyh. Es-salimu cem'u kelimesinin sıfatıdır. Es-salim kelimesi el müennes kelimesinin sıfatı değildir. Burası önemli bir nokta. Cem'i müennes salim kelimesinde es-salim kelimesi cem'u kelimesinin sıfatı olur. Es-salim eliflamlıdır. Yani marifedir. Başka müfrettir. Başka müzekerdir. Cem'u kelimesi anladık müfrettir. Anladık müzekerdir de marife midir? Marifedir. Hangi yöntemle marife olmuş? Cem'u kelimesini tahtaya yazsan nedir bu? Marife değil, nekredir. Ama an itibariyle marife olan bir kelimeye muzaf olmuş. Kayde. Marifeye muzaf olan kelimeler marife olmuştur. Artık onlar da marifedir. El-müennes eliflamlıdır. Yani marifedir. Cem'u ona muzaf olduğuna göre artık cem'u kelimesi de marife olur. Dolayısıyla es-salim onun sıfatı olmasında bir sakınca yoktur. İyi de es-salim el-müennesin sıfatı olamaz mı? O da aynı özellikle taşıyor. Bir kere hareket tutmuyor, irab tutmuyor. Hareketsiz olsaydı belki biz aynı hareket edecektik, aynı şekilde irab edecektik. O zaman şöyle bir durum var. El-müennes, salim. Salim müennes var, bir de kırık müennes var. İddian bu olmuş oldu. Oysa müennesin salimi veya kırığı yoktur. Cemi'nin salimi veya kırığı vardır. Şurada vardı mesela. Cem'ü teksir. Kırık cemi, salim cemi. Kırık cemi, kaideye uygun olmaksızın gelebilen cemidir. Salim cemi, kaideyle beraber cemiler. Kaide ne ki? Kelimenin sonuna vavnun veya yanun koyarsın. Cemi müennes salim değil de cemi müzekker salim elde edilir. Cemi müennes salim elde edeceğin zaman yine kayda vardır. Burada da kayda kelimenin sonuna dik bir elif ve açık bir t eklemektir. Kaydısı böyle ama cemi teksir kural dışıdır. Mesela babun kelimesini gördüğünde bunun cemi müfessirinin nasıl geleceği bir kaideye bağlı değildir. Biz bunu kitaplarda göre göre, Araplardan işite işite, sözlüklere baka baka öğrenmişiz. Ve el-fi'lu, yine el-fi'l kelimesi isim kelimesi üzerine atfedilmiştir. Cemi de isim üzerine atfedilmiştir. El-fi'lu da cemi el-isim üzerine atfedilmiştir. El fi'lu aynı zamanda mevsuftur. El muzari'u onun sıfatı olmaktadır. Ellezî var. Ellezî kelimesi de yine fi'l kelimesinin bir diğer sıfatı. Yani fi'l kelimesine ait iki tane sıfat var. Birincisi el muzari'u, ikincisi ellezî'dir. Ellezî'nin sükun üzere mebni olduğu aşikardır. Lem yettesil, ne yapar? Cezmedatımızdır. Lem yettesil ve sale yesilu. Üzerinde durulabilir yani maksut, izzi olarak bakmak gerekirse. Mazi fiil ve sale muzarisi yesilu olması gerekirken yesilu olmuştur. Yesilu olmamış. Yani muzarisinden vav hasfedilmiştir, silinmiştir. Gerekçe fetha ile esra arasında vav sakin olarak yer aldığında silinir. Kaydı bu. Ve sale yevsilu. Vav'a baktım sakin. Ma kablu meftuh. Ma ba'du mektur. Vav'ın silinmesi. Silersin. Yevsilu kalır. Yettesilu. İvtesale yevtesilu. İftale yefta'ilu. İftal babından muzari bu. Cezm hali sükun. Lem yettesil bitişmedi. Nereye bitişmedi? Bi ahirihi onun sonuna. Ba burada yettesil, lem yettesil fiiliyle alakalıdır. Onun sonuna yani fiilin sonuna bitişmedi. Muzarenin sonuna bitişmedi. Ba harfi cer. Ahir onun mecruru. Ahir muzaf. Hi onun muzafın ileyhi. Hi bir zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen irap olur. Ahır onun muzafı olduğuna göre hi muzafın ileh yani bu durumda irabı nasıl olacak? Mahallen mecrur diyeceğiz. Başka ne bakabilirsin burada? Başka
Zamirler aynı zamanda marifedir. İşin o noktası da var. Marifeye muzaaf olan da marife olur dedik az önce. Ona göre hi zaten marifeydi. Ahir de marife oldu. Şeyun nedir? Yettesil fiilinin failidir. Ve kulluha işte onun hepsi, bütünü, sayılanların tamamı, turfe'u. Kül kelimesinin muzaaf olduğu, ha'nın muzaafın ileyh olduğu aşikar. Bununla beraber kül müttedadır. Turfa'u fiil muzaridir. Yine turfa'u meçhul bir muzari fiildir. Naibu fail ne olur? Hiye olur. Hiye o. Yani kül. Külluha. Onun tamamı, hepsi. Hiye zamiri küllühaya racidir. Tamamı merfu olur. Naib-i fail diye. Neyle beraber merfu olur? Bizzammeti, zammeyle beraber. Bizzammetindeki ba harfi cerri neyle mutallik olur? Turfa'ın fiiliyle alakalıdır. Bununla beraber turfa'u hiye bizzammeti, burası bir fiil cümlesi olup kül müptedasının haberi olur. Ve tosabu ve mensup olur. Yine meçhul fiil. Ne üzerine atfedilmiş? Yerfa'u. Bilemedim. Turfa. Yine bu fiilin üzerine atfedilmiştir. Tunsabu mensup olur. Mensup olunur aslında. Meçhul de Türkçe'ye mensup olur demek daha yakıştı bence. Tunsabu meçhul fiil. Hiye onun naibu faili olmak. Tunsabu mensup olur. Hiye o. Yani külluha hepsi. Neyle beraber? Bil fethati, fetha ile beraber onların hepsi mensub olurlar. Bil fethati, burada yine ba harfi cerri, yunsabu, tunsabu fiili ile mutalliktir. Ve tuhfezu, tuhfezu mecrur olur. Yine turfa'nın üzerine atfedilmiştir. Hiye onun naibu failidir. Bil kesreti, ba harfi cerri, tuhfezu fiili ile mutalliktir. Tuzzemu yine turfa'nın üzerine atfedilmiştir. Hiye naibu failidir. Bis sukunu ba harfi cerri tuzzemu ile mutalliktir. Ve harece böylece dışarıya çıktı. Dışarıda kaldı. Yani zalike bundan bu irabdan. Ne dışarıda kaldı? Selaseti eşya üç şey. Harece mazi fiil. Mazi fiil tüm kalıplarıyla mebnidir. Harece müfret, müzekker, gayb kalıbıdır. Üçüncü şahıs, fetha üzere mebni. Harace, yahrucu. Birinci baktan. Sahih, salim fiil. Saf deniyordu böyle. Harace dışarıda kaldı. An dalike, an harfi cer. Dalike, mecruru. Dalike, şu, bu, ismi işaretler mebnidir. Öyleyse dalike, mahallen mecrur olur. An zalik, harece ile mutalliktir. Selasetü eşya selase haricinin faili olur. Selasetü hani harice çıktı. Ne çıktı? Selasetü üç şey çıktı. Eşya kelimesi selasenin muzaf ileyhi ve temyizi olmaktadır. Eşya gayri munsarif olduğundan fetha iledir onun cerhali. Ne demiştik? 3 ile 10 arasındaki rakamların temyizi nasıl gelir demiştik? Şurada geçti o. Erba'atü enva'in. Aynı durum burada da var. Selasetü eşya'e. İyi de eşya'enin hem cemi hem de mecrur olarak gelmesi gerekiyor. Çünkü 3 ile 10 arasındaki rakamların temyizi böyle olur. Eşya'e şey'ün müfret, şey'ani tesniye, eşya cemi mükesser. Hangi yöntemle yapılmış bir cemi mükesser? Bunu düşününüz. Başka eşya gayri musarif olduğu için cerhali fetha iledir. Zaten geçiyor burada da. El ismullezî ki la yensarifu yuhfezu bil fethati. İşte onun örneğidir aynı zamanda. Cerhali gayri musarifi neyle? Fetha iledir diyor. İşte fethayla. Onun örneği de bu. Bir örneği de bu. Eşya niye gayri musarif? Ben bunun gayri musarif olduğunu nereden anlayacağım? Bir genel olarak yani geniş olarak konunun işlenmesi gerekir. Oraya daha gelinmedi ama an itibariyle aklınızda bulunması için
nedir? Elif-i Memdude ile bitmiştir. Elif-i Memdude ile biten kelimeler gayri munsarif olur. Bunu unutmayın. Bir sürü şeyden dolayı daha olabilir de konusu henüz gelmedi. Cem'ül müennesi salimu. Yine cem'ü muzaf. El müennesi muzafun ile es-salimu cem'ü kelimesinin sıfatı olur. Burada selaseden bedeldir cem'ü kelimesi. Selasetu'dan bedel olur. Yunsabu meçhul bir fiil. Ne lazım? Naibu fail. Ne olur? Hiye. Hiye o. Yani cem'ü müennes salim nasb olur. Neyle beraber? Bil kesrati, keste ile beraber. Buradaki car, mecrur, yunsabu ile mutaalliktir. Ve el ismu ve isim. Nereye atfedildi? Cem'u kelimesi. Elledi o isim ki. Burada nedir yine? Elledi isim kelimesinin sıfatı olur. Sükun üzere mebnidir. Bu açık. Ama mahallen merfudur. Çünkü isim kelimesi merfudur. La yansarifu, musarif olmayan isim. İsmin yine sıfatıdır. Musarif olmayan isim ne olur? La yansarifu, hüve, değil mi? Hüve fail, her şeyde bir fail ararsın. Yuhfezu, mecrur olur. Hüve o isim, fail. Neyle beraber mecrur olur? Bil fethati, fetha ile beraber. Car, mecrur, yuhfezu fiiliyle mutallik, meçhul fiil. Ve naibu fail. Ve el fi'lu, ve fiil cem'i kelimesine atfedilmiştir. Öyle fiil ki el muzari'u muzari fiil. El fi'li bunun sıfatı. Yine öyle muzari fiil ki el mu'tellu illetlenmiş. Yine fiilin sıfatı. Fiil kelimesi iki tane sıfatı oldu. Bir el muzari'u, iki el mu'tellu. El ahiru sonu illetli olan. Yani ne olur son illetli olan muzari fiil? Yüzemu mezzum olur. Hüve o. Yüzemu meçhul. Hüve naibu fail. O fiil, o muzari fiil. Mezzum olur. Ne sebebiyle veya neyle beraber? Bi hazfi ahirihi. O fiili muzarinin ahirinin yani sonuncu harfin hazfi ile beraber. Hazif silmek, yok et. Sonuncu harf ortada yoksa demek ki cezm halinde bir. Car, mecrur, yüz zemu fiiliyle mutaallik, ba harfi cer, hazfi, mecruru, hazfi aynı zamanda muzaf, ahiri, onun muzafun ileyhi, ahiri aynı zamanda muzaf, hi, onun muzafun ileyhi. Bir kelime hem muzaf hem muzafun ileyh olabilir. Yine aynı şeyi anlatabiliriz. Hi, zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahallen ile olur. Buna göre hi zamiri mahallen mecrurdur. Niye mahallen mensup demiyorum? Çünkü cer konumunda. Başında muzaf olduğuna göre buna mahallen mecrur diyebiliriz. Ki zamiri aynı zamanda marifedir. Zamirlerin hepsi marife. Marifeye muzaf olan da marife. Öyleyse ahir de marifedir. Ve elledi ve ledi diye yeni bir bölüm başlıyor. Burada kalmış olalım.